Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Keysfan videosu yapacağız. Biliyorsunuz zaten lisans sitemiz var Keysfan. Ara ara onun videolarını yapıyoruz. Bugün de onlardan bir tanesini yapacağız. Bugünkü sohbet konumuzda da FreeDOS sistemler olacak. Neden tercih ediyoruz? Bize avantajı ne filan? Bunları biraz konuşacağız. İsterseniz sitemize gidelim. Oradan sohbetimize devam edelim. Şimdi arkadaşlar sitemize zaten yabancı değilsiniz. Sürekli bahsettiğimiz site. ofis alabiliyoruz. Windows lisanslarımız var. 10, 11, Profesyonel, Home vesaire. Bundle alabiliyoruz. Bundle'dan kastımız ikisi beraber yani Windows 11 ile Office'i, Windows 10 ile beraber alabiliyoruz. Bu 2019'da olabilir, 2021'de olabilir. Şöyle söyleyeyim bu lisanslar ömürlük arkadaşlar, yıllık filan değil. Kullandığınız kadar gidiyor yani öyle bir yılın sonunda filan bitmiyor. Burada profesyonel lisanslarımız var. Mesela Project gibi bu tarz lisansları da alabiliyorsunuz. Ya da bilgisayarlar için uygulama lisanslarımız var. Buradan uygulama lisansı da alabiliyorsunuz. Bunlar nedir? Mesela Download Manager ya da driver booster falan bende mesela driver booster var yeni aldım Merak ettim biraz da aldım dayanamadım yani. Şimdi arkadaşlar FreeDOS olayı işletim sistemsiz demek aslında. Aslında bakarsanız DOS da bir işletim sistemi de oraya çok girmeyelim. O mesela yaşı biraz daha büyük olanları ilgilendirir. Benim ilk bilgisayarım DOS'tu mesela. Şöyle söyleyeyimse ilk bilgisayarı bir gördüm. Ben Windows bekliyorum. Mouse'u falan da vardı. Bir baktım hiçbir şey yok. Sadece komutlar var. Matrix gibi bir şey yazıyorsun falan bir şeyler çıkıyor. E, hiçbir komut da bilmiyoruz. İnternet diye bir şey de yok. Böyle kalıyorsun yani. O zaman bayağı zorlanmıştık. Sonra öğrendik tıkır tıkır kullanmaya başladık. Mesela arkadaşlar yurt dışında da var. Bizde de var. Yurt dışında da FreeDOS olarak sistemler satılıyor. Biraz daha uygun alıyorsunuz. Çok ciddi de bir uygunluk oluyor. Mesela yurt içinden sürekli de örnek veriyoruz bunu. Çünkü direkt olarak ekleniyor bu. Mesela Windows 11 Home'u eklediğiniz zaman 2300 TL. Windows 11 Pro eklediğiniz zaman 3000 TL. Yani bizim ülkemiz için ciddi bir rakam. Yurt dışında belki o kadar kasmayabilir insanlar ama bizi ciddi şekilde sallıyor. Şimdi lisansı ekstra aldığın zaman 5200 lira. Hani böyle official yani resmi yerden aldığın zaman seni daha da bir sarsar. Hani buradaki 3000'i almadın gittin buradan 5000'i aldın olur. Bu sitelerde falan dediğim gibi yine Türkiye'ye gönderim de yapıyorlar. Ben bir tane bilgisayar baktım 100 bin liraydı. Onu da söyleyeyim yani. Free DOS olarak da alabiliyorsunuz. Şimdi biz daha uygun fiyatlı seçeneklere yöneliyoruz. O zaman da böyle sitelere gidiyorsunuz. Ben genellikle Keystone'u kullandığım için bunun videosunu yapmıştım. Sonra da sürekli hale getirdik. Bir nevi tesadüfler zinciri oldu diyebiliriz arkadaşlar. Ben hem Office hem de Windows için kullanıyorum. Mini PC'ye falan da almıştım hatırlarsınız. Windows'u kurmadım çünkü onda Windows 11 zaten kendiliğinden geliyordu Windows 11 Pro. Mesela ona ben direkt olarak şeyi kurdum. Ofisi kurdum. Ofisi etkinleştirdim. Orada kullanıyorum. Bu bilgisayarın Windows lisansı, ofis lisansı buradan. Sonra Mac'e bir kere almıştım sanal bilgisayarda kullanmak için ama sonradan sildim onu kullanmadım. O şekilde lisanslar alıyorum. Uygulama lisanslarından da bahsetmiştim. Onlardan da epey aldığım oldu. Şimdi şöyle bir şansınız var mesela diyelim bu bilgisayarı aldınız bu FreeDOS olarak aldınız bunu ya da buradan vesaire bir yerden FreeDOS'u aldınız. Bunu Linux'ta kullanma şansınız da var ama Linux alışır mısınız alışamaz mısınız filan Orada tabii ki çok bilemiyorum. Birazcık da kendi kişisel hani davranışlarınıza göre değerlendirmeniz lazım. Biraz kolaycıysanız alışmanız zorlaşabilir. Orada hatta ücretsiz açık kaynak yazılımları falan da kullanma şansınız yüksek. Hani Windows'ta da kullanırsınız ama oraya gittiğiniz zaman biraz daha yaygın kullanımı. O şekilde de daha uyguna getirebilirsiniz bunları. Mesela LibreOffice falan da kullanabilirsiniz de Office kadar yetenekli gelmiyor bana. Office biraz daha elimizde alıştığı için daha kolay geliyor. O yüzden hem Microsoft Office'i tercih ediyoruz hem de Microsoft Windows'a yılları verdiği alışkanlıktan dolayı böyle gidiyoruz. O zaman da buradan lisansınızı satın alıyorsunuz. Mesela bir tanesini alarak göstereyim ben size. Şuradan mesela Windows 10 Profesyonel diyelim. Bakın burada 7.25'e hemen ekliyoruz. Sepete gidelim. Buraya 7.25 olarak geldi. Eğer bu gelmezse indirim kodlarımız oluyor. Ben yine onları paylaşırım. O zaman buraya indirim kodunu yazacaksınız. Uygula dediğiniz zaman fiyat buraya inecek. Ana sayfada gördüğünüz tüm fiyatlar indirimli fiyatlar arkadaşlar. Buraya gelmezse kod uygulamanız lazım. Devam edelim. Zaten buralara alıştığımız için çok fazla zaman kaybetmeye gerek yok. Buraya mailinizi giriyorsunuz arkadaşlar. Şuraya da bilgilerinizi giriyorsunuz. Ödeme ekranına buradan geçeceğiz. Ben hemen onları yazayım. Üye olursanız da direkt olarak hesabınıza kod gelir. Daha rahat olur. Bence üyelikte oluşturmanızda yarar var. Girelim. Buraya update diyelim. Şimdi şuradan ödeme yöntemimizi seçelim. Place order diyelim. Son ödeme ekranındayız arkadaşlar. Buradan ödemenizi yaptıktan sonra lisansınız mailinize gelecektir. Zaten sürekli de gösterdiğim için bir sorun yaşamayacağınızı düşünüyorum. Bu şekilde lisansınızı alıyorsunuz. Şimdi ana sayfamıza geri gidelim. Buradan konuşmamıza devam edelim. Söylediğim gibi free dos falan aldığınız zaman kâra geçiyorsunuz. Bakın mesela orada 5000 lira vesaire dedik. 3000 lira dedik. Burada 725 dolara Şimdi siz bunu mesela 7 dolar olarak değerlendirseniz hadi 20 lira da şey diyelim. 140 liraya bunu almış olacaksınız. Diğer türlü buradaki fiyatlara gitmeniz gerekecek. Hani bu şekilde daha uygun fiyatlara bilgisayarı getirirsiniz. Ondan sonra donanım olarak buralardan donanımınızı yükseltirsiniz. Aşağı yukarı 3000 lira kar ettiğinizi düşünürsek hadi 2500 lira diyelim. RAM'dir, SSD'dir vesaire. Bunlara ciddi katkı yapabilirsiniz. Bir diğer seçim olarak tabii ki Linux falan da kullanma şansınız var ama dediğim gibi alışır mısınız, alışmaz mısınız? Artık orası size kalmış. Şundan da bahsedeyim. Bunlar anakarta işleniyor arkadaşlar. Mesela bu bilgisayarda kullandığınız Windows lisansı bu bilgisayarda sürekli çalışır. Ofisi istediğiniz yerde etkinleştirebilirsiniz. Orada problem yok. Ama sadece dediğim gibi Windows lisansları anakarta işlendiği için orada kullanmanız gerekiyor. Format da filan gitmez. Orada endişeniz olmasın. Sadece o bilgisayarda etkinleştirmeniz sürecektir. Evet arkadaşlar olayımız budur. Zaten yabancısı değilsiniz. Ara ara da yapıyoruz. Bugün hem FreeDOS'tan bahsedeyim dedim. Hem de bu lisansları konuşalım dedim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.